Valla tamamen en güzel şekilde anlattınız. Lütfen yeniden anlatın. Siz ilk defa kanal oluyorsunuz. Kanal tecrübenizi ilk defa yaşadınız. Anlatın Evet. bize nasıldı oraya gitmek? Sanki kendi akrabam, kendi evladımmış gibi böyle çekip almak istedim. Hani vurmak istedim ama eliniz boşa gidiyor, tutamıyorsunuz o kişiyi çekmek için. Sonu mutlu bitmesine sevindim. Yani ilk girdiğimdeki o ev kötüydü, şimdi çok güzel. İlk o güzel çocuk vardı, şimdi çok yakışıklı, efendi bir çocuk oluştu. Güzel bir duygu. Allah görüyor dedikleri, demek ki istese kullar da müdahale olabilecek, yardımcı olabilecek. İşte Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, mahşer günü sorgu suale çekildiğinizde her şey apaçık ortaya çıkacak. Ben böyle yapmadım, ben şöyle demedim, ben böyle düşünmedim. Kişi ne kadar inkar ederse etsin, demin sizin gördüğünüz o kayıtlar ona gösterilecek. İşte levha-i mahfuz dediğimiz kayıtların tutulduğu yer bu. Aslında orada kayıtlar tutulmuyor. Yani kayıt tutuluyor dememiz yanlış. Onlar orada capcanlı şekilde duruyorlar. Biz kendimizi bu bedenimizle ele aldığımızda onları göremiyoruz. Siz demin gözlerinizi kapattığınızda bedeninizden çıktınız. Beşinci boyuta böyle ulaşılır. Peki beşinci boyutta gördüğünüz her şey ne kadar netti? Film izliyor gibi canlı. Diyorum ya, elimi uzatıp sanki o anı yaşıyordum. O pislikte ayaklarım ıslandı, üşüdü. Yani bütün duyu organlarımla hissettim. O evdeki o kokuyu, o rutubet kokusunu, o ayağımın ıslanmasını, o eşyayı, hani o kızı oradan çekip alma hissini hissettim. Yani çok netti her şey. Peki, Öncesinde mesela ilk ev yapamadıydım, size de bahsettiydim. Ama şimdi çok güzel verandalı bir evi görebildim. onlar sizi görebildiler mi orada? İsterdim görmesini. Çünkü o adamın kafasına böyle bir şey vurmak istedim. Yani çocuktan uzak dursun diye. İsterdim beni görsün, yani korksun, uzaklaşsın, yapmasın. Peki, lütfen gözünü kapat. Şimdi hani anne ve baba sarmışlardı ya oğullarını. Her şeyi düzelttik. Ay ve güneş sarmıştı. Şimdi ay ve güneşi anne ve babaya dönüştür. Çocuk, anne ve baba. Ha, bakın bakayım. Kendinizi onlara göstermeye çalışın. Sizi görecekler mi? Önlerine geçin, Ben onu gözlerin... sarılmaya çalışıyorum ama sarılamıyorum. Peki onlar görüyor mu sizi? Sadece kadın rüzgarı hissediyor. Hani sarılmaya çalıştığımdaki, hani şu şekilde yapıyorum ya, o rüzgarı hissediyor, göremiyorlar. Peki onları dokun bakalım lütfen. Dokunduğunu yine hissedecek mi, hissedemeyecek mi? Çocuk yüzüne dokunduğumu hissediyor. Ama farkında değil. Tamam. Saçımı düzelttim. Annesine biraz daha yaklaşsın diye. Göremiyorlar. Ama olsun, onlar mutlu olsun. Yani herkes mutlu olsun. İşte Hüsnü Hanım, İçindeki huzurlar çok güzel. aç gözünü. Eline yüreğine sağlık. İşte biz nasıl bir dünyada yaşıyormuşuz? Böyle bir dünyada. Peki Hüsnü Hanım, siz daha önce hayatınızda bunları fark ediyor muydunuz? Mesela Emel Hanım, Senem Hanım, Sevgi Türkmen Hanım, Şule Hanım ve başka kanal arkadaşlarımızla daha önce konuştuğumuzda şunu dediler ki benzer kanal olan başka arkadaşlarımız da şunu söylediler. Rüyalarımızda gelecekte olanları görebiliyoruz bazen. Birisi vefat edecekse, birisi hastalanacaksa, bir kaza olacaksa biz bunları görüyoruz. Gidip bunları söylesek iyi olmaz. Bunu görüp de söylememek yine bize sıkıntı veriyordu. Hayatımız böyle geçti diyen arkadaşlarımız var. Siz böyle bir şey yaşadınız mı, yoksa bunlara vakıf olduğunuzu daha yeni mi anlıyorsunuz?
rüyalarda değil, normal hayatta. Mesela ben antik yerleri gezmeyi çok severim. Tarihi eser yerleri gezmeyi çok severim. Ya da hani çevremde olan yerleri çok severim. Girdiğim zaman hissediyordum. Yani diyordum ki kişilere hani buradan uzak durun. Bak yarın başınıza bir şey gelecek. Dememe kalmıyordu, geliyordum. Mesela bir kaza olacağını hissediyordum. Gidelim. Hani yüreğim böyle bir mengeneye sıkışmış gibi hissediyordum. Rüyalarımda an içinde an ilk defa bundan 5 yıl önce duydum. Rüyamda Efendimiz biz çocuklarımla ve bir arkadaşımla barda eğlenirken diyorlar ki an içinde an yaşanacak, diğer tarafta Efendimiz gelip salavat okuyacak, yetişebilen görebilecek sadece değil. Ve ben o arada hani herkes duruyor, zaman mekan duruyor ve çocuklarımı alıp yetişiyorum. Hani la ilahe illallahlar söylenirken yetişiyorum görmeye, uzaktan da olsa. Ondan sonra çok araştırdım. An içinde an ne demek? Bana kimse bunun tercümesini yapamadı. Ama birisi hakkında karşımdan baksa, ya bu kişi kötü dediğim zaman yazıyordum, tarih alıyordum. Bu kişi bu kötülüğü yapacak. O çıkıyordu. Artık hani ailemde ve arkadaşlarımda hissiyatıma güveniyorlar. Evet. Ama dediğiniz gibi deli diyorlar bazen bana da. Alıştım artık. Bunlar 5. boyuta çıkabilme yetenekleri. Sizi tebrik ediyorum. Ve bunların bize ne kadar büyük olanaklar sağladığını göreceğiz. Siz galiba iki çocuğunuz var. Bunu öyle yazmıştınız, değil mi? Evet efendim. Otizmli miydi? İkisi. İki çocuğum var. Kızım Lösem'i atlattı çok şükür. Oğlum Cilbert hastası. Biri lise 3'e gidiyor, biri lise 2'ye gidiyor. Allah bağışlasın. Eşimden ailemle yaşıyorum, annem babamla. Onların, çocuklarınızın bir de şifalarını da vesile olacağız. Çünkü siz gene Ben gideceksiniz, bakacaksınız. şizofrendi. Onun için çok size ulaşmaya çalıştım. Buna benzer bir olay, demin bahsettiğim benzer bir olay kız kardeşimin başına gelmişti. Hani ben hiçbir ifade edemedim. Benim çocukluğumda olan bir şeydi. Hani şu an kardeşim psikolojik tedavi görüyor. Tamam. Doktorlar ne Peki, yapıyor? Ama çocuk var. şimdi İnsanlar, evet, kendisini doğadan ayrı görmeyenler 5. boyuta gidebiliyorlar. Fakat 5. boyuta gittiklerinde orada nedir? Ay nedir? Güneş nedir? Yıldız nedir? Anladım. Kırık cam nedir? Ev nedir? Ağaç nedir? Kirli su Vesaire. nedir? Temiz su nedir? Batmak üzere olan bir güneş, solmuş bir ay, kraterli bir ay nedir? Örümcek gördüler orada, kaplan gördüler, zürafa gördüler, unicorn gördüler, şahmaran gördüler, Pegasus gördüler, ejderha ya da anka gördüler. Bunlar nedir? Bilmiyor insanlar. Tüm bu güzel özelliklerle insanlar donatılmış olmalarına rağmen 5. boyutun kendi dili var, dilini bilmeleri gerekiyordu. Siz bugün bu 5. boyutun dilini öğrenmeye başladınız. İlk öğrendiğiniz şey ne? Kırık bir cam, tecavüz yaşanmış demek. Çatlak bir cam, ağır taciz yaşanmış demek. Çizik demek, taciz yaşanmış demek. Kirli demek, tacizler, tecavüzler yaşamış demek. Temiz bir cam demek, bunların hepsinden kurtulmuş demek. Bu ya da hiçbirini yaşamamış demek. Ve kişiler arasında, aile bireyleri arasında durumu düzeltmek bu kadar kolay. Şimdi sorunuz var mı arkadaşlar? Bir kişinin psikolojik cinsel sıkıntısını düzeltmek için cam olayını ele alıyoruz ve nasıl yaptığımızı gördünüz. Haydi. Hani bir arkadaşımız demişti ya. Hocam küçük bir sorum var, özür dilerim. Estağfurullah, Özür lütfen diliyorum. sorun. Siz hani kişi evi 1 yaşında 2 yaşında görünümü sonra söyleyeceğim dediniz ya. Onu ben bir türlü anlayamıyorum. Yaşlılarını göremiyorum gözlerimde.